Şimdi öncelikle herkese merhabalar. Bugün bunu aslında bir yayında Twitch'te Twitch chatiyle beraber konuşuyor olacağım bu kitabı. Şu tarafta, yan tarafta gördüğünüz gibi Mina Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları adlı kitabını yorumlayacağım. Bu kanalı açtığımda aslında benim ilk amaçlarımdan biri de buydu. Çünkü ben bir edebiyatçı olarak kitap incelemek, kitaplar üzerine yorumlar yapmak çok hoşuma giden bir şey. Ve benim mesleğim bu temelde. İngiliz dili edebiyatı okuduktan sonra da Mina Urgan ismini duymamak sanırım çok imkansız bir şey. Ve 2020 yılına ilk başlarken de yani bu kanala en azından her ay birer kitap tarzında, bir kitap yorumlaması tarzında ilerletmek istiyorum. Hani her okuduğumuz kitap değil belki. Bazıları işte toptan bir yorumlama olur. Bazıları tek tek yorumlama tarzında olur. Çünkü kitaptan kitaba değişebiliyor her şey. Ancak her aya mutlaka en azından bir kitap sığdırmak istiyorum. Umarım da sene sonunda YouTube'da en az 12 kitap videom olmuş olur bu şekilde. Daha fazlasını tabii ki de gönlüm çok istiyor. Çünkü bir edebiyatçı olarak bunları devam ettirmek, insanları biraz daha okumaya ve kitaplara yönlendirmek çok isterim. Günümüzde okuma oranı biliyorsunuz ki çok düşmüş halde. Yani bırakın hiç kitap okumayı sevmeyen insanları, ben bile artık neredeyse biraz daha görsel içeriklere yönelmeye başladım. Bu da beni rahatsız ediyor. Eğer bir şey değiştirmeye başlayacaksam da kendimden başlamam gerektiğini düşünerek böyle bir adım atıyorum. Şimdi kitabımız tekrar söylediğim gibi Mina Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları. Normalde ben kitapların altını çizerek okumayı çok sevmem. Lisans hayatım boyunca aslında buna zorunda kalarak yapmıştım. Çünkü her yerde bir sembol, her satır arasında bir anlam aramak zorunda kalıyorsunuz. Ve ben sahip olduğum kitapları böyle gerçekten ucuna bile zarar gelmeyecek şekilde koruyup koladığım için bu kitapları altını çizmek de hoşuma gitmiyordu. Dolayısıyla uzun süre sonra gerçekten altını çizme isteği yaratacak bir kitap okumuş olmak öncelikle beni çok keyiflendirdi. Tabii ki de yine çizmedim. Post-it'lerle onu hallettim. Notlar aldım bir şekilde defterime ki kitabıma hiçbir şey olmamış olsun diye. Şimdi şöyle başlayayım. Önce Mina Urgan'dan başlamak istiyorum. Mina Urgan isim olarak bir duayen olarak duymuşsunuzdur muhtemelen. Ben bölümüm dolayısıyla kendisiyle tanışmış oldum aslında. İngiliz dili ve edebiyatının duayenlerinden biridir kendisi. Yani Türkiye'deki aslında duayenlerden, çok önde gelen isimlerden, aydın isimlerden birisi de. Ve yalan olmasın, çok açık açık söyleyeceğim. Mina Organ'ı bu kitabı okuyana kadar, daha doğrusu kendisinin bir içeriğini, bir eserini tüketene kadar, kendisiyle ilgili yeteri bilgiye sahip olana kadar pozitif ön yargıyla yaklaşıyordum. Yani bu ne demek? Sırf İngiliz dili ve edebiyatı, yani benim bölümümün duayeni olduğu için ona karşı sempati besliyordum. Yani okuduktan sonra sevmeyebilirdim de kendimi, kendisini. Fakat öyle olmadı. İşin garibi çok çok daha fazla sevdim. Çok daha fazla bağlandım ve kendisine olan saygım da sevgim de inanılmaz ölçüde arttı. Mina Urgan'a olan bu pozitif ön yargımla aldığım bu kitabı dolayısıyla çok da sevmiş olarak bitirdim. Öncelikle kitabın bölümlerinden bahsetmek istiyorum. İçeriğine tamamen geçmeden önce. Kitapta toplamda 6 bölüm var. Yaşlılık ve ölüm, çocukluk, gençlik, gençliğimde tanıdığım bazı kişiler, siyasal ve en sonunda da fotoğraf albümü üzeri olmak üzere 6 tane bölüm var. Şimdi aslında başlıklardan okuduğum üzere anlayacaksınız ki kesinlikle çocukluğuyla başlamıyor kitaba. Çocukluğuyla başlamak yerine yaşlılık ve ölümle başlıyor. Zaten bir dinozorun anıları olmasından da bence çok rahat anlayacaksınız. Çünkü kafası çok karışık demek istemiyorum. Yanlış bir kelime olabilir ama şöyle bir Mina Urgan. Kafası çok dolu, çok çalışıyor, çok şey düşünüyor ve aynı anda bir sürü düşünce dönüyor. Muhtemelen kendisinin de açıkladığı gibi ki ben de öyle tahmin etmiştim başlarken. Yani en yakından başlıyor anılarına. Çünkü bunları bu anılarını 90'ların sonlarına doğru toparlamaya başlıyor ve yani ölmeden önce yazdığı son anıları olarak kalıyor.
kendisi yaşlılıktan başlıyor. Neden? Çünkü en taze anıları o sırada o. Ve olabildiğince her şeyi hızlı yazmak istediği için bu konuda yaşlılığından başlaması bence gayet makul bir şey. Ve hatta bir bölümde, yani çocukluk bölümüne geçtiğinde, ikinci bölüme geçtiği zaman anlattığı ilk şey de bu oluyor. Yani başladığı, bölüme başladığı ilk cümlelerden biri bu oluyor. Kronolojik bir sırayla yazmadım bu kitabı fark ettiyseniz diyor. Ve Tristram Shandy, eğer bilir misiniz bilmiyorum ama Lawrence Stern'ın, hatta o kitabı da size göstereyim. Lawrence Stern'ın şöyle bir Tristram Shandy isimli kitabı var. Bu kitap İngiliz edebiyatında inanılmaz komik sayılabilecek bir kitap aslında. Çünkü o zamana kadar çok ciddi, kronolojik giden ve belli bir, nasıl diyeyim, gidişatı olan kitaplar yazılıyordu. Daha didaktik demek istemiyorum ama bir kuralı vardı kitap yazımının. Bu kitapla beraber şöyle olmaya başladı. Tristram Shandy'nin hayatı gerçekten çok ironik, çok komik, trajikomik hatta çoğu yerde. Ve okurken de kitabın içinde kayboluyorsunuz. Yer yer, yani ben bunu ne okuyorum falan oluyorsunuz. İnanılmaz betimlemeleri var. Bir sayfa sadece kapkara bir sayfa ve o kapkara sayfanın anlamını sadece okurken anlıyorsunuz. Gibi gibi noktaları var. Ve bunu da bölümümdeki bir hocam önermişti. Ayşegül hocam, buradan ona selamlar söylemek istiyorum. Ayşegül Toroser. Kendisi bunu önerdikten sonra okuduğumuz sene gerçekten ben de çok etkilenmiştim. Tristram Shandy'nin hayat hikayesi kesinlikle onun doğuşuyla başlamıyordu. Yani ailesinden, dadısının dadısından başlayarak ilerleyen bir kitap ve doğumu bile kitabın ortalarına, hatta sonlarına doğru gerçekleşen bir şey haline geliyordu. Mina Organ'a geri dönelim. Mina Organ da aynen kitabını böyle tanımlıyor. Tristram Shandy'nin kronolojik sırayı izlemediği gibi ben de kendi kitabımda böyle bir kronolojik sıra izlemedim diyor. Ve bu çok güzel bir tercih olmuş diyerek başlıyorum. Şimdi ilk olarak kendisinin yaşlılık ve ölüm anılarında, daha doğrusu kendi hayatını anlattığı kısımlarda bu kitap inanılmaz sürükleyici. Öyle söyleyebilirim. Çünkü belli bir yerden sonra tanıdığım kişiler, siyasi olaylar gibi iki tane farklı bölüm var. O bölümlere girdiğinde biraz daha kendisiyle alakalı kişileri anlatmaya, odağını o insanlara yöneltmeye başlayınca birazcık sanki temposu düşüyor gibi oluyor. Dolayısıyla sanırım çok gaz başlayıp birazcık hafif düşürebilir temponuzu diye düşünüyorum bu kitabın. Ama kesinlikle yılmamanız lazım. Çünkü gerçekten sonunda okumuş olduğunuzda çok değecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Genel olarak yorumlarıma devam edersem, Mina Organ kendini bir dinozor olarak tanımlamasına rağmen hayatımda gördüğüm en modern fikirlere sahip, en inatçı, en kararlı ve en azimli insanlardan biri olabilir. Ayrıca düşünce yapısı benimle bu kadar çok benzeşen bir başkasını, özellikle de yaşça bu kadar büyük ve edebiyatla ilgili ülkede bu kadar önemli tanınmış, İngiliz dili edebiyatında özellikle duayen haline gelmiş birinin tıpkı benim gibi düşünce yapısı olmasından dolayı aşırı mutlu oldum öncelikle. Bunu söylemek isterim. Tıpkı benim gibi birçok sağlık sorunları yaşamış, tıpkı benim gibi birçok güzel şeyler düşünmüş, uygun olmayan düşünce yapılarını değiştirmek istemiş, şuna yanlış, buna doğru demiş vesaire vesaire. Okudukça kendisiyle bir bağ kurduğumu hissettim. Genel olarak da zaten birilerinin ürettiği eserleri ya da genel olarak tükettiğimiz şeylere bağ kurabilmemiz için aşağı yukarı onların biraz daha insancıl yanını görmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Mesela süper kahraman filmlerinde böyledir. Süper kahramanlar gözümüzde hani büyük, asil, erişilemez tiplerdir ya, böyle biraz daha stereotipik bir halleri vardır ve ulaşılamazlardır. Ama süper kahraman filmlerinde o ulaşılamazlık kırıldığı an, yıkıldığı an, yani aslında onların da bizim gibi sıradan insanlar olabileceğini gördüğümüz an bir anda bağ kurmaya başlıyorsunuz. Mina Organ da benim için bir anda öyle oldu. Yani hayatı boyunca Atatürk'le mi beraber takılmamış, Halide Edip Adıvar'la mı tanışmamış,
Bir sürü yazar arkadaşımı yokmuş. Yani hayatımda duyduğum bütün Türk edebiyatı isimlerini neredeyse, hatta yabancı isimler de dahil, karşılaştı onca isimle, yani hadi canım bunlar da filmlerde, bu da filmlerde olur anca diyebileceğiniz türden karşılaşmaları yaşamış bir insan. Dolayısıyla Mina Urgan böyle gerçekten yukarıda bir noktadaydı benim için. Ancak okuduktan sonra şey oldum. Ya hani o kadar aslında bizden biri ki, hani benim anlatmak istediklerimi ve benim anlatamadıklarımı, çünkü yeterli belki kelimem, belki cümle yapım, belki yeterli bilgim, deneyimim yok. Kendisi anlatmış. Dolayısıyla inanılmaz ısındım kendisine. Sanırım genel olarak her şeyi söyledim. Bir de söylemek istediğim ufak bir şey daha var. 4 sene boyunca sadece İngilizce yazılmış kitaplar okuduktan sonra şunu fark ettim kendimde. Türkçe ile İngilizce imlanın, noktalama işaretlerinin yer yer farklı olduğunu biliyorsunuz tabii ki de. Yani dillerde hepsi aynı olmuyor. Ve ben de 4 sene boyunca, lisans eğitimim boyunca okuduğum kitaplar dolayısıyla Türkçe yazarken bile İngiliz dilindeki imla ve noktalamalara uygun yazdığımı fark ettim. Bunda tabii bir arkadaşımın yardımıyla farkına varıp düzeltmeye çalıştım. Çünkü iki dili ortalamak biraz bazen zor olabiliyor. Ve bunu fark ettiğim zamandan sonra Mina Urgan'ın bu kitabıyla tanışınca, ki aynı anda hem editör olarak Türkçe'ye hakim biri olarak hem de İngiliz diline hakim biri olarak Mina Urgan'ın da aynı şekilde yazmış olduğunu görünce içimde böyle bir nasıl diyeyim, mutluluk filizlendi diyebilirim. Çünkü ben bunu kendimde bir eksiklik, hata olarak görüyordum. Ama koskoca Mina Urgan bunu yapmışsa aslında o kadar da kötü bir şey değilmiş dedim. Belki bu yaklaşımım hani çok doğru olmayabilir. Kendini aşağı görmek diyebilirsiniz ya da böyle mi teselli buluyorsun diyebilirsiniz. Ama beni mutlu eden detaylardan biriydi. Çünkü bunu fark etmek belki de her okurun nasibi değildir diye düşünüyorum. Ben çok takıntılıyımdır bu konularda. Noktalama işaretleri, işte yazım hataları falan derken. O yüzden çok da mutlu oldum böyle bir şey olmasına. Şimdi kitaptan yer yer satırlar okumak istiyorum eğer izniniz olursa. Çünkü tamamını zaten okumamız mümkün değil. Sayfa sayfa notlar aldım ve size burada nelerin beni etkilediğini söylemek istiyorum genel olarak. Şimdi öncelikle şöyle bir yer var. Yaşamı ve ölümü, yaşlılık ve ölümü kısmında. Burada genel olarak, yani bütün sayfayı tabii ki de okumayacağım ama burada genel olarak Özal döneminden, Türkiye'nin Cumhuriyet sonrasındaki uzun uzun yıllarından bahsediyor. Ve şu ana kadar geldiğimiz, en azından 90'lara kadar, kitabını bitirdiği yıllara kadar yaşanılan birçok olaydan bahsediyor. Şimdi hak verirseniz ki ben 23 yaşında bir birey olarak o yılları hatırlamam imkansız. Bırakın o yılları, 90'ları bile hatırlamıyorum yani. Ama Mina Urgan öyle bir anlatmış ki gerçekten Türkiye'nin şu andaki durumunu ve geçmişten yaptığı sentezlerle bugüne kadar nasıl geldiğimizi çok rahat anladığımı söyleyebilirim. Hatta şöyle bir yeri var, şöyle bir cümlesi var. Yani artık şu andaki neslin para kaygısı, iş kaygısı Özal döneminden gelen bir şey tarzında bir açıklaması var. O dönemlerde yaşanan, işte kendilerinin ne kadar iş imkanı bulduklarından, ama bir yerden sonra artık her şeyin para olduğundan, gençleri bu konuda aslında anladığından ama biraz da anlayamadığından bu şekilde bahsediyor ve bunları anlatırken gerçekten bir dinozor olarak değil de tonton bir nene olarak anlatıyor ve içinize işliyor bu. Gerçekten anlamış oluyorsunuz. Yani küçücük bir insan bile olsa o dönemi çok rahatlıkla anlamış oluyor. Dolayısıyla bugüne baktığınız zaman, hı, demek ki gerçekten biz bu yüzden paraya önem veriyoruz ülkecek tarzında bir açıklama sunmuş oluyorsunuz. Zaten dinozor derken kendine aslında bunu kastettiğini kitabında da söylüyor. Diyor ki ben kafası ağ bağlamış bir dinozor olarak seslenmiyorum kendime. Geçmişten günümüze sentezler yaparak gelenekleri sürdüren bir deneyimli biri olarak burada konuşuyorum demek istiyor aslında. Dinozor derken kafanızda ağ bağlamış tipler, düşünceler canlanmasın diyor.
Yaşlılık ve ölüm bölümünde devam ettiğinizde çocuklarıyla olan ilişkilerini çok fazla açıklıyor. Nasıl çocuk sahibi olmak istediğini ama bir yandan da evlenmek istemediğini ve bunun nasıl garip karşılandığından bahsediyor. Bir anne ve çocuk ilişkisini o kadar yerinde ve o kadar isabetli anlatıyor ki işte oğlu bir gün gelip sen bana niye kızmıyorsun ben düşük not aldım diye annesine patlıyor. Annesi de yani ne yapacağını şaşırıyor. Bir sonrakinde kızıyor. Bu sefer çocuk farklı bir şekilde niye bana kızıyorsun diye patlıyor. Yani tıpkı bizim aile yapımızda bizzat bizlerin yaşadığı türden sıkıntıları onların da yaşadığını görünce ufak bir tebessüm yayılıyor suratınıza. Daha sonrasında ise şöyle bir durum var. Hemen o sayfayı açıyorum sizlere. Bir yerde hoş, yani genel olarak bir yerde demeyeyim de genel olarak hoşgörü, empati ve ön yargılardan çok bahsediyor bu yaşlılık ve ölüm bölümünde. Gençlik bölümünde de bahsediyor tabii ki de. Burada şuraya okumak istiyorum direkt olarak yani. Güzel cümleleri var çünkü. Umarım çok fazla açıklama yapmadan ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Hoşgörü elbette ki güzel bir şey ama neye hoşgörü gösterileceği, neye gösterilemeyeceği kesinlikle saptanmalı. Kişisel yaşamımızda, aile çevresinde hoşgörülü davranmalıyız. Çocukları bir yandan doğru yönde eğitirken bir yandan da onlara mutlaka hoşgörü göstermeliyiz. Aldatılan eşler de bu aldatmalar köklü bir alışkanlık haline almadıkça birbirlerine hoşgörülü davranmalı. Cinsel tercihleri sizinkilerden farklı olanlara büyük bir hoşgörüyle bakılmalı. Haklı nedenlerden ötürü bunalım geçirenlere de anlayış gösterilmeli. Bir yakınınız bir öfke anında ya da içkiliyken bir münasebetsizlik yapmışsa onu bağışlamalı, güç duruma düşen birinin yalan söylemesini de bağışlamalı. Ara sıra ortaya çıkan davranış bozukluklarını da hoşgörüyle karşılamalı. Akıllıca kullanılan ölçülü bir hoşgörü, çocukları da yetişkinleri de eğitmek, doğru yola getirmek açısından çok yararlıdır demiş. Şimdi ben burayı neden ayırdım? Şöyle ayırdım. Genelde insanlarda başkalarını çok çabuk yargılamak, eğer kendine uymayan bir şey varsa onları ötelemek, dışlamak gibi davranışlar var. Ve birilerinin derdini küçümsemek, dert yarışına girmek gibi problemleri var. Minarga'nın bu lafı, bu paragraf özellikle beni bu yüzden çok etkilemişti. Yani gerçekten Cumhuriyet'ten bile önce doğan bir insan olarak şu anki modern zamanların da ötesinde düşünebilen biri olması inanılmaz güzel ve inanılmaz tatmin edici bir şeydi benim için. Öte yandan kendisi tabii birazcık ölüm ve yaşlılık bölümünde böyle içiniz kararacak gibi düşünüyorsunuz. Çünkü gerçekten ölümden de bahsediyor yer yer. Ama aslında öyle olmuyorsunuz. Ölümün aslında korkutucu bir şey olmadığını, yaşlılığın korkutucu bir şey olmadığını ve herkesin de huysuz, inatçı yaşlılara dönüşmediğini falan anlatıyor. Bir yerde mercy killing tarzında İngilizce olarak anlatılan bir şeyden bahsediyor. Yani acı çekmektense biraz daha nasıl da anlatsam bunu? Acı çekmek yerine hani ötenazi yapılmasını istenen hastalar vardır ya hani bana ötenazi yapılsın öldüğümde tarzında konuşan insanlar vardır ya. Biraz o kafada birinden bahsediyoruz, Mina Organ'dan bahsederken. Yani acı çekmek istemiyorum. Hani acı çekerek 70 sene daha yaşayacaksam hiç sıkıntı çekmeden 10 yıl daha yaşarım. Bana kafi diyor. Ve ben bunu kendim de bizzat düşünen biri olarak çok saygıyla karşıladım. Çünkü herkes çok uzun yaşaması gerektiğini düşünüyor aslında. Ve böyle bir şeyin olmadığını biraz da Mina Organ anlatıyor. Daha sonrasında yalnızlığından bahsediyor. Şöyle ki yalnızlığı çok sevdiğini söylüyor. Ama bir yandan da yalnız olmanın kötü olduğundan bahsediyor. Şimdi bu nasıl bir şey? Genel olarak benim fark ettiğim şöyle bir şey var. Geçmiş jenerasyonlarda yani annemin jenerasyonundan örnek verirsem ya da anneannemin, daha büyüklerimin jenerasyonlarından örnek verirsem onlar sosyal yaşantıyı daha ön planda tutan insanlar. Yalnız kalmayı sevmeyen insanlar ve bu şekilde kendilerine moral bulan insanlar. Ama biraz daha milenyum nesli diyelim, 90'lar neslinden sonrası diyelim bizim gibiler.
biraz daha kitaplara, dizilere, filmlere, herhangi bir hobiye, biraz daha içine kapanık tarzda insanlarız bizler ve yalnız kalmaktan çoğu zaman hoşnut oluyoruz. Neden bilmiyorum. Muhtemelen modern yaşamın getirdiği hızlılıktan dolayı durulmak, kendimizi dinlemek mi istiyoruz? Hiçbir fikrim yok. Muhtemelen böyledir. Öyle düşünüyorum ben. Ama yalnızlığı genelde biz gençler tercih ediyoruz. Ve Mina Organ'ın kendini hala bir dinozor demesine rağmen, bunu her seferinde söyleyeceğim ama yalnızlığı tercih ediyor olması da bir yandan beni gerçekten çağ dışı bir insan olduğuna inandırdı. Hani biz her zaman Mustafa Kemal Atatürk ederiz ya, gerçekten çağının ötesinde bir insan diye. Mina Organ da bende böyle etkiler yarattı. Size sürekli anlatacağım noktalar işte bende bu etkiyi yarattı. O yüzden size sürekli bazı sayfalardan, bazı örneklerden, bazı olaylardan bahsediyorum zaten. Özellikle dikkatimi çeken diğer meselelerden biri de şu. Eğer Tanrı varsa anlayışı. Mina Organ, şöyle söyleyeyim, annesi gayet katı Müslüman, yani sıkı bir Müslüman kendisi, annesi Şefika Hanım ve dini şeylere fazlasıyla bağlı. Ha tabii yine de esneklikleri konusunda çok da aydın bir kadın kendisi. İşte başını örtmedi diye aman günah bilmem ne olaylarına giren bir tip değil gibi vesaire vesaire. Kitaptan çok fazla detay vererek sizin de okuma şeyinizi yıkmayayım. Ama bende çok etkilediği bir nokta var ki eğer Tanrı varsa noktası. Ve bunu düşündüğü yer tam da benim düşündüğüm, tam da benim aklımdan geçen bir şey olduğu için inanılmaz yükseldim. Yani şöyle bir cümlesi var. Diyor ki eğer Tanrı varsa neden bunca insanın, yarattığı canlının acı çekmesine izin veriyor? Diyerekten birazcık Tanrı tanımazlığa yakın bir inanç benimsediğinden bahsediyor. Yani evet belki bir güç bizi yaratmış falan vesaire tarzında konuşuyor ama yani eğer bir Tanrı varsa ya gerçekten sadist diyor ya da yok tarzında bir laf getiriyor. Şimdi tabii ki de burada Mina Organ'a dinsiz demek uygun kaçmıyor. Neden kaçmıyor? Çünkü gerçekten de sorgulamak gerekiyor bazen. Ve ben bu huyunu inanılmaz seviyorum. İnsanların, Mina Organ'ın da bu huyunu çok seviyorum. Her şeyi ilahi bir güce bırakarak sorgulamayı bıraktığımız zaman biz aslında insanlığımızı kaybetmiş oluyoruz. Ve ben kendime göre, kendi inancıma göre eğer sorgulamayı bırakırsam zaten ne amacım var ki? Neden yaratıldım ki? Ya da Tanrı beni yarattığında, o ilahi güç beni yarattığında aslında bunu yapmamı istemiyor muydu? Niye o zaman bana akıl verdi? Gibi sorularım oluyor. Ve bence sorgulamak, bu konuda bir şeyler konuşmak hoşuma gidiyor. Tabii ki de herkesin kendi görüşü var. Hiç kimseye bu konuda karşı çıkmıyorum. Hiç kimseye sen öyle nasıl düşünürsün demiyorum. Fakat bu benim dikkatimi çeken bir şeydi. Yani o zamanlarda özellikle savaştan yeni çıkmış, cumhuriyet yeni ilan edilmiş bir dönemde bunları düşünüyor olması ve böyle bir geçmişten geliyor olması beni çok etkilemişti. Çünkü çok dindar kesimlerin olduğu dönemlerde yetişmiş biriydi kendisi. Aynı zamanda bir noktası var. Orayı da tekrar açacağım size. Mina Organ diyor ki humor, yani kendisiyle alay edebilme, kendisine karşı yöneltilen espri tarzında bir şeye inanıyor. Bunu da çokça takdir ediyor ve tercih ediyor. Nedir bu? Yani annemin genelde bir lafı vardı. Dışarıdaki insanlar seni kırmasın diye önce sen kendini benimse, önce sen kendini tanı. Sen tanı ki dışarıdakiler senin açığını arayarak seni üzemez. Mina Organ da aslında birazcık bu kafada bir şeyler söylüyor. Yani diyor ki sen kendine dalga geçmeyebildiğin zaman dışarıdaki insanlar seninle dalga geçse de sana kötü bir etkisi olmayacaktır. Ki çok doğru. Gerçekten de olmuyor. Eğer bir eksikliğin olduğunu düşünüyorsan ya da bir kötü yanın olduğunu düşünüyorsan ama sen onu benimsemişsen, misal diyorum kilolarımız, atıyorum ki en kadınların en kafasına takılan şey budur. Güzellik algısı mesela. Belli bir güzellik algısı vardır. Ona uymaya çalışırlar falan filan.
Ve bu olduğunda mesela sen kendini o haline kabul ettiğinde her şey daha güzel gelmeye başlıyor. Ve Mina Urgan da bundan bahsediyor. Yani hatta kalın kaşları olduğundan, biraz daha erkeksi davrandığından dolayı birçok kez yargılandığından da bahsediyor başkaları tarafından. Ama kendisiyle barışık olduğu için bunları çok daha kolay yaşayabildiğini de söylüyor. Çocukluk döneminde, ikinci bölüme geçiyoruz. Çocukluk döneminde daha çok gerçek feminizmin, bir kadının namusu kalıbının ve annesiyle yaşadığı ebeveyn çocuk ilişkisini çok güzel işliyor aslında. Annesi Şefika Hanım'ın koyu bir Müslüman olmasına rağmen ne kadar modern fikirli biri olduğundan, bir kadının namusunun gerçekten de yani belli yerlerde olmadığından, kafasında olduğundan bahsediyor. Yani aslında Mina Urgan'ı bu duayen konumuna getiren annesi olduğunu çok iyi anlıyorsunuz bu bölümde. Gerçek feminizm derken mesela pozitif ayrımcılığın aşırıya kaçmaması gerektiğinden, bir kadın zaten hak ediyorsa alabileceğinden gibi gibi. Çünkü kendisi akademisyenlik için çabalarken bazı anılarından bahsediyor burada. Ve aynı zamanda bunların dışında, bu çocukluk anılarında kısıtlı bir ömrümüz olduğunu ve o yüzden de bir şeyi sonuna kadar gitmeye gerek olmadığını, mesela bir kitabı zorla bitirmememiz, yani bitirmek zorunda olmadığımızı anlatmaya çalışıyor. Hayat kısa, tadına varın, tadını çıkarın, sarmıyorsa bırak diyor. Ve burada da çok güzel bir lafıyla aslında bunu açıklıyor bir yakınının açıklamasıyla. Ancak onu okumayacağım. Onu okursanız muhtemelen çok daha keyif verecektir kitapta diye düşünüyorum. Aynı şekilde çocukluk anılarında Mustafa Kemal ile tanışmasını ve ona Atatürk yerine neden Mustafa Kemal dediğini de çok kez anlatıyor. Hatta bilmiyorum, ben gerçekten Atatürk'ü fazlaca araştırmayı seven, küçüklüğümden beri ona aşık, ona bir idol gözüyle bakan biri olarak çok daha fazla anısını okumak çok hoşuma gitti burada. Mina Urgan'ın bizzat tanıştığı anıları okumak ve Mustafa Kemal'in hınzır anılarına şahit olmak çok güzel bir deneyimdi. Yani tam gerçekten ideal bir lider, ideal bir insan, ideal bir modern birey nasıl oluru Mina Urgan kendi gözüyle anlatıyor. İnsanlara nasıl yaklaştığını kendi gözüyle anlatıyor vesaire vesaire. Bu açıdan başka insanları anlatırken hani biraz daha sıkıcılaşıyor demiştim ya. Aslında birkaç kişi hariç çok da güzel gidiyor bu şekilde diyebilirim. Yani Mustafa Kemal olsun, Halide Edip Adıvar'ı tanıtması olsun derken bu iki kişi özellikle aklımda kaldığı için söylüyorum. Biraz daha eğlenceli ilerliyordu. Bir sözü daha dikkatimi çekti. Bunu ben bu küçük yaşıma rağmen söylüyorum aslında. 23, yani yaşım 23 ama ne kadar büyük olabilirim, ne kadar çok şey görmüş olabilirim diye çoğu kez yargılandığım oldu aslında. Yani yaşın 23, ne görmüş olabilirsin ki diyen çok oldu. Ve okuduğum bölümden tavsiye isteyen benden minik kardeşlerim oldu diyebilirim. Yani ben üniversiteye girdiğim zaman benden bir yaş küçük insan bile benden bir tavsiye istediği olmuştu. Çünkü belli önyargılar var. Edebiyat okumak şöyle böyle, iş bulabileceğiz mi bilmem ne. Herkesin bir kaygısı var haklı olarak. Ve ben de başından beri buna inandığım için, sevdiğim bölümü okumak istediğim ve istemediğim bir mesleği yapmaktansa aç kalmayı tercih edebilirim gibisinden ağır bir hükümle ilerlediğim için Mina Urgan'ın bu sözü de beni çok etkilemişti. Size yüksek kazanç sağlayacak bölümü değil, sevdiğiniz bölümü seçin demiş. Çünkü gerçekten öyle. Eğer yani sevdiğiniz bölüm bile olsa bir yerden sonra işkenceye dönebilecek işler de yapabilirsiniz. Ve neden sevdiğiniz bir bölümde çok güzel işler başarabilmek varken sevmediğiniz bir alanda hayatınızı kötü kötü ilerletmek ve hayattan zevk alamamak gibi şeyler yaşıyorsunuz, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yani ben burada aslında cümlenin altında, cümle aralarında şunları okudum. Bir meslek sahibi olma imkanın olmasa bile, işin ucunda hazır bir mesleğin olmasa bile, sen bunu çabalayarak başarabilecek bir boyuttasın. Yani
ülkede genel olarak mühendise, doktora, öğretmene biraz daha eğilim vardır ya meslek açısından. İşte dil okuyanlar, edebiyat okuyanlar ya da farklı bölümler okuyanlar genelde çok fazla meslek sahibi olacağı düşünülen insanlar değildir. Ve ben de bizzat dilci, edebiyatçı olarak bunu çok yaşadığım için söylüyorum. Eğer istediğiniz bölümü okuduktan sonra kendinize yeterli yatırım yaparsanız her türlü şeyi başarabilirsiniz gibi bir mesaj aldım ben buradan. Bilmiyorum siz ne aldınız bunu okuduktan sonra, ben bu cümleyi okuduktan sonra ya da siz kitabı okuduktan sonra ne düşünürsünüz? O konuda gerçekten bir fikrim yok ama duymak isterim tabii ki de. Biraz da edebiyat dünyasının dedikodusunu yapıyor olması çok hoşuma gitti. Son noktalara gelmeden önce onu söyleyeyim. Halide Edip Adıvar'ın İngiliz Dili Edebiyatı, hatta İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'nın kurucusu olduğunu zaten ben bölüme girdiğimde aşağı yukarı biliyordum. Ve Halide Edip Adıvar'ın, eğer yanlış biliyorsam lütfen düzeltin, kitaplarını önce İngilizce yazıp sonra Türkçe'ye çevirdiği gibi bir şey duymuştum. Ve bunun gerçek olmamasını çok dilemiştim. Umarım gerçekten öyle değildir. Çünkü İngilizce yazmak çok daha kolay oluyor ve Türkçesi çok daha ağdalı bir dil olduğu için muhtemelen öyle tercih ediyordu diye düşündüm. Ateşten Gömleği okursanız muhtemelen görmüşsünüzdür. Altındaki o not kısmı gerçekten uzun. Yani bir sayfadan daha uzun not kısmı var, dipnot kısmı var gibi. Bunu duyduktan sonra Halide Edip Adıvar aslında ilgi çekici bir isim haline gelmeye başlamıştı benim için lisede. Üniversiteye girdiğimde de aşağı yukarı bizim bölümün kurucusu olduğunu duyduktan sonra ve Mina Urgan'ın anılarında kendisini tanıdıktan sonra biraz daha kafamda oturmaya başladı mesela kendisi. Burada Mina Urgan'dan çok çıkıp biraz daha dışarılara gitmek istemiyorum ama edebiyat dünyasında aslında tanıdığımız bir sürü ismin, sadece edebiyat değil sanat dünyasında da diyebilirim, çok çok fazla bir arada olduğunu fark ettim. Şu anda mesela nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Bir sürü yazar, bir sürü sanatçımız var. Keza yurt dışında da öyle. Ama onlar ne kadar iç içe, ne kadar değil, çok aşağı yukarı kestiremiyoruz gibi. Biraz daha ulaşılamaz gözüküyorlar gibi. Ama bu kitabı okuduktan sonra yani gerçekten elense tarzında arkadaşlıkları olduğunu görünce çok samimi bir ortam oluştu. Hani biraz daha geeklerin anlayabileceği bir dilden söylemem gerekirse Infinity War'da bütün sevdiğimiz kahramanların toplanması nasıl bir hissiyat verdiyse bu kitabı okurken de Mina Urgan'ın diğer ünlü isimlerle işte Berna Moran gibi gayet mühim ve aydın kesimli isimlerle tanıştığını, nasıl zamanlar geçirdiğini, nasıl anıları olduğunu gördükten sonra aynı o hissiyatı yaşadım. Yani Infinity War'da sanki bütün kahramanlar toplanmış ve ben onun filmini izliyormuşum gibi. Aynı kitabı, ya yani aynı şekilde bu kitapta öyle bir hissiyat yaşadım. Ve bu beni çok mutlu etti, aşırı şekilde. Neden bilmiyorum. Gerçekten bir aşinalık olunca insanda bir sevgi geliyor, otomatik olarak. Bunu psikologlar bir şekilde, psikoloji alanıyla uğraşanlar bunu bana lütfen açıklasın. Çok istiyorum çünkü. Ve son olarak tekrardan neden dinozor kelimesini kullandığını ve yaşadığı çağa ayak uydurmanın ne kadar yanlış bir cümle olduğundan bahsediyor. Bunu da söyleyip daha sonradan chatte arkadaşların yazdıkları soruları varsa onları alıp belli yorumları okuyup tartışmak için anlatımımı bitireceğim. Yaşadığımız çağa ayak uydurmak her zaman iyi olmayabilir diyor. Evet, çok haklı. Peki neden? O çağ çirkinse, çirkinliklerle doluysa ve gerici bir kafaya sahipse neden o çağa ayak uyduralım? Daha modern bir çağ yaşayamaz mıyız gibi. Çağ dışı olması aslında bu. Mina Urgan o yeni kurulan Cumhuriyet yıllarında, savaş yıllarında doğan Mina Urgan'ın böylesine modern, şimdiki insanların şu anda milenyumda 2020 yılındaki insanların bile düşünemeyeceği kadar modern ve geniş düşünebilmesi çok ayrı bir şey. Ve çağ dışı olması da bence tamamen bu yüzden. Yaşadığın çağa ayak uydurmak değil, doğru olanı çağa adapte edebilmek gibi bir yorumu var kendisinin. Benim şimdilik yorumlarım bu kadar. Daha fazla yer okuyup
daha fazlasını anlatırsam belki okuma keyfiniz kaçar diye düşünüyorum. Ancak şöyle söyleyebilirim ki ben bunu pozitif bir önyargıyla başladım. Evet. Bunu kabul ediyorum. Mina Urgan sırf bizim bölümün İngiliz Dili Edebiyatı'nın duayeni olduğu için bu kitaba başlamak istedim. Ancak çok güzel hayat dersleri edindim. Benim gibi düşünen başka insanların da olduğunu görmek ve en azından ufacık şeyde bile yalnız olmadığımı görebilmek çok hoşuma gitmişti. Okursanız hayatınız değişir mi bilmiyorum. Ama çok katkısı olacak şeyin olduğuna inanıyorum. Belki hayatınız değişmez. Belki biliyorsunuzdur zaten bu şeyleri. Ama ben bir genç olarak bunları okuduğumda çok etkilendiğimi tekrar ve tekrar söylemek istiyorum. Altını çizmek istiyorum. Eğer olur da benden daha küçük ya da benden birazcık daha büyük olabilir. Mina Urgan'ı tanımayan insanlar olabilir. Büyükler bile olsa yani ben bu kitabı okumadığı için anneme de önermeyi planlıyorum. Çünkü annemin de içinde kendinden bulabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Okuyabilen herkesin okumasını istediğim bir kitap. Ve Mina Urgan gibi bir insanın gerçekten bu Türkiye'nin başına gelmiş en güzel şeylerden biri olduğuna da inanıyorum. Gerçekten böyle.